Bismillahirrahmanirrahim. Şanı yücen Allah'a Celle Celaluhu hamd, iki cihan önderi Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve seçkin ashabına salat ve selam olsun. Resulüm, kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil, gönlünüz hoş olsun. Bir kurban bayramını daha idrak edecek olmanın sevinci içerisindeyiz. Başta hac farizasını yerine getiren Müslümanlar olmak üzere İslam ümmeti dünyanın dört bir tarafında ve ülkemizde bu mübarek bayramı karşılamanın heyecanını yaşıyor. Pandemiden dolayı 2 yıldır Müslümanlar hac ibadetlerini yapamıyorlardı. Mekke, Medine ve mukaddes beldeler adeta yetim kalmışlardı. Elhamdülillah bu yıl Müslümanlar yine bu mukaddes beldeleri şenlendirdiler. Bize yeniden hac ibadetinin mutluluğunu yaşatan Allah'a hamdolsun. Kurban Bayramı Allah'ın biz Müslümanlara bağışladığı ve sevinç kaynağı olan iki mübarek bayramdan biridir. Hazreti İbrahim'den bu yana tevhid ehlinin kutladığı Kurban Bayramı teslimiyetin, bağlılığın, itaatin, Allah yolunda candan geçmenin, fedakarlığın sembolü bir ibadettir. Kurban, tüm bağlardan kurtularak, özgürleşerek Allah'a yönelmeyi sembolize eder. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail her türlü bağdan kurtularak Allah'a mutlak şekilde teslim olmuşlardı. Allah'a şartsız ve fakatsız hiçbir bahaneye sığınmadan kul olmanın yüceliğini yaşamışlardı. Onların bu teslimiyet ve fedakarlığı karşısında Yüce Allah bugünü onlara ve tüm tevhid ehline bayram olarak ilan etti. Bugünü ölümsüzleştirdi. Tarih boyunca İbrahim'in ve İsmail'in davasını omuzlayan müminler bu ölümsüz günü bayram olarak idrak etmektedirler. Bu mübarek bayramı idrak ederken biz Müslümanlar Hazreti İbrahim ve İsmail'in teslimiyet ve fedakarlığını hatırlamalıyız. Çünkü İslam ümmeti her şeyden daha çok bugün bu bağlılık, teslimiyet ve fedakarlığa muhtaçtır. İslam ümmetini esaret, zulüm, tefrika ve perişanlıktan kurtarıp özgürleştirecek şey bu değerlerdir. İbrahim'i ve İsmail'i bilinçtir. Bu vesileyle bayram günlerinde kurban etlerini fakirlere dağıtmak amacıyla bu kutlu yolda yürüyerek canını kurban eden Yasin Börü ve arkadaşlarını tekrardan yad edip şehadetlerini tebrik ederiz. Peygamber sevdalısı halkımızdan Hazreti Peygamber'in bayram günlerinin göstermiş olduğu sünnet-i seniyesine göre davranarak Arefe gününün sabah namazından başlayıp bayramın 4. gününün ikindi vaktine kadar sürecek olan teşrik tekbirlerini dillerinden ve kalplerinden eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz. Peygamber Sevdaları Vakfı olarak İslam ümmetine zulme karşı İbrahim'i bir duruş, fertlerine İsmail'i bir adanmışlık ve çalışmalarında Hacer gibi bir gayretin içerisinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu münasebetle İslam ümmetinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, bayramın hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlamız'dan niyaz ediyoruz. Peygamber Sevdaları Vakfı.